Tümör derken bir hücrenin kontrolsüz büyümesidir. Bu kontrolsüz büyüme çok ciddi boyutlarda bir kontrolsüz büyüme olabilir. Kötü huylu. Veya daha kontrollü bir büyüme olabilir. İyi huylu. Şimdi kontrollü hücrede bölünmeyi sağlayan genler vardır. Bu genlerin üzerindeki kontrolü kaybettiği zaman, yani hücrenin bölünmesini baskılayan genlerin kontrolü kaybetmesi sonucu hücre bölünmeye başlar. Bu genlerin kontrolünün kaybına sebep olan nedenler beyin tümörü veya diğer tümörlerin de nedenleridir. 1. Radyasyon. Genetik mutasyona neden olabileceği için genin yapısını bozar. Özellikle mesela beyin tümörlerinde 17. kromozom üzerinde P53 diye bir gen vardır. Bu P53 geni tümörün, daha doğrusu hücrenin bölünmesini kontrol eder. Yani baskılar, kontrolsüz bölünmeyi engeller. P53 geninin kaybı beyin tümörünün oluşmasına neden olur. Özellikle iyi huylu veya kötü huylu her tip beyin tümöründe bu genin kaybını görebiliyorsunuz büyük vakalarda. Bu tip genetik kontrolün, yani onkojenlerin kontrolü. Onkojen demek hücrenin bölünümünü hızlandıran gen demek. Bunun kontrolünü kaybettiğimiz durumlar: 1. Radyasyon, yani ışın. 2. Travma, beyin tümörüne neden olanlar. 3. Enfeksiyon. Virüsler bazen bu tümörlerin nedeni olabileceği söyleniyor ve tedavide de virüsler kullanılabiliyor tekrar. Ve çevresel faktörler dediğimiz bir takım kimyasalların bu işin içinde, yani kanserojen dediğimiz bir takım kimyasalların bu işin içinde olması ve hani bu büyümeyi hala cevaplandıramadığımız başka etkenlerin bulunması. Bir de genetik olarak geçişli bazı hastalıklar, yani anadan doğma, özellikle bu nörofibromatozis dediğimiz tip sinir tümörü. Bu nedenler tümörün oluşumuna, gereğinde de beyin tümörünün oluşumuna sebep olur.